Evet değerli engelsandroid.com takipçileri, yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle WhatsApp'ın güvenlik ayarlarını inceleyeceğiz. WhatsApp'ta biliyorsunuz iki adımlı doğrulama var. Bu iki adımlı doğrulama nedir? Ne işe yarar? Ve güvenlik ayarlarında başka hangi seçenekler var? Onlara bakacağız. Şimdi gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar WhatsApp'ın ayarlarına giriyoruz. Ayarlardan sonra 29 saniye. Depolama ve veriler, yardım yer, depolama, bildirimler, mesaj, sohbetler, hesap gizlilik, güvenlik, numara değiştir. Hesap, gizlilik, güvenlik ve numara değiştir. Bu sekmeye girdikten sonra hesap. Yukarı hesap, gizlilik, güvenlik. Buradan güvenliğe giriyoruz. Güvenlik. Yukarı güvenlik. Uçtan uca şifrelenmiş sohbetlerdeki mesaj ve aramalar seçtiğiniz kişilerle aranızda kalır. WhatsApp bile bu içerikleri okuyamaz ve dinleyemez. Daha fazla bilgi. Bunu zaten biliyoruz. Uçtan uca şifreleme ile ilgili bir uyarı mesajı var burada. Daha fazla bilgi. Bu telefonda güvenlik bildirimlerini göster. Kapat, anahtar kapalı. Arkadaşlar bu telefonda güvenlik bildirimlerini göster. Şimdi bunu açarsanız karşı taraf cihaz değiştirdiği zaman hani genelde gelir o bildirim. Hani işte bu kişinin güvenlik kodu değişti. Kişi WhatsApp'ı tekrar yüklemiş olabilir ya da cihaz değiştirmiş olabilir tarzında. Bu bildirimin gelmemesini engelleyebiliyoruz. Bu bende kapalı zaten. Uçtan uca şifrelenmiş bir sohbetteki herhangi bir kişi için güvenlik kodunuz değiştiğinde bildirim alın. Birden fazla cihazınız varsa bildirim almak istediğiniz her cihazda bu ayarın etkinleştirilmesi gerekir. Daha fazla bilgi. Evet, eğer WhatsApp beta programını kullanıyorsanız, birden fazla cihazda etkinse WhatsApp'ınız, bunu diğer cihazlardan da ayarlamanız gerekiyor. Daha fazla bilgi. Yukarı git düğme. Evet arkadaşlar, şimdi iki adımlı doğrulama burada değil. İki adımlı doğrulama neredeydi? Hesap. Bakıyorum hemen. Yukarı git, gizlilik, güven, gizlilik, gizlilik. Durum ki, ok, açan, gruplar, mevcut konu, engellenmiş kişiler, parmak izi kilidi de, yukarı git düğme. Evet arkadaşlar, burada parmak izi kilidimiz var. Parmak izi kilidi devre dışı bırakıldı. Evet, eğer bunu açtı, bunu açarsak parmak izi kilidi. Yukarı parmak izi, parmak iziyle aç bu özelliği etkinleştirdiğinizde WhatsApp'ı açmak için parmak izi kullanmanız gerekecek. WhatsApp kilitli olduğunda aramaları yanıtlamaya devam edebilirsiniz. Kapat, anahtar kapalı. Evet, WhatsApp kilitli olduğunda da ama aramaları yanıtlayabiliyoruz. WhatsApp'a her girdiğimiz zaman mı bizden parmak izi istiyor ya da seçtiğimiz sürede mi, hemen bakıyoruz. Parmak izini onayla. Onaylıyoruz. Parmak izi kilidi. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Yukarı parmak iziyle aç bu özelliği etkinleştirdiğinizde WhatsApp'ı aç, anahtar açık. Otomatik olarak kilitli. Anında radyo düğmesi seçili değil. Evet, anında. 1 dakika sonra radyo düğmesi seçili. 1 dakika sonra. 30 dakika sonra radyo düğmesi seçili değil. Yarım saat sonra. Bildirimlerde içeriği göster, yeni mesaj bildiriminde gönderenin ve mesaj metninin ön izlemesini göster. Yeni WhatsApp bildirim 30 dakika. Bildirimlerde içeriği göster, yeni mesaj bildiriminde gönderenin ve mesaj metninin ön izlemesini gösterir. Aç, anahtar açık. Evet, bu da mesaj ön izlemesinin görünüp görünmeyeceğini söylüyor bize. Aç, anahtar açık. Bu zaten açık. Yukarı git düğme. Onun haricinde gizlilik. Şu iki adım genel bakış doğrulama geri düğme. Neredeydi? Hesap. Hemen bakıyorum. Bir saniye. Hesabımız yukarı git düğme. Hesap bilgileri, numara değiştir. İki adımlı doğrulama. Evet, iki yeni adım. Yeni WhatsApp bildirimi ve güvenlik. Arkadaşlar. Arkadaşlar iki adımlı doğrulama direkt gizlilik, güvenlik ve numara değiştirdi. Direkt ana ekranda, yani burada. İki adımlı doğrulama. Buna bakalım, bu İki neymiş? Adımlı doğrulama. Yukarı iki adım. Daha fazla güvenlik sağlamak için WhatsApp'a tekrar kayıt olurken bir anahtar girmeyi mecbur kılan iki adımlı doğrulamayı etkinleştirin. Arkadaşlar bu olay şu oluyor. Mesela cihaz değiştirdiğiniz zaman hani WhatsApp'ın bizim tarafımıza gönderdiği bir güvenlik kodu var. O güvenlik kodundan haricinde belirlediğiniz şifreyle de giriş yapıyorsunuz. Yani hem o güvenlik kodunu istiyor hem de bu kendi belirlediğiniz şifreyi istiyor. Etkinleştir düğme. Etkinleştir diyelim bakalım. Ne isteyecek? Sayı klavyesi gösteriliyor. Burada. Boşluk. İleri düğme geçersin. Yukarı git düğme. İki adımlı doğrulama. Telefon numaranızı WhatsApp'a kaydolduğunuzda size sorulacak olan 6 haneli bir anahtar girin. 6 haneli bir anahtar girin diyor. Metin alanı. Ben bunu. Arama. 45-40. 4. 5. 5. 50. 4. 4. 540. 0. 544. Bir dakika. Sil. Siliyorum. 5. Sil. El. Sil. 4. Sil. Sil. 5. 1. 4. 44. 5. Bitti. Bir saniye. 4 dakika 26. Sayı klavyesi gizli. Bir saniye arkadaşlar. Kaydı durdu. İleri düğme geçersin. Boşluk. 4 metin alanı. Tamam. Sayı klavyesi göz. 2. 5. 5. 54. 4. Bir saniye. Niye böyle oluyor bu? Bir dakika arkadaşlar. Kaydı durdur. İleri boşluk. 4 metin alanı. Bir dakika. Şurayı bir arama. Sileyim. Eylem menüsü. Yazma alanını temizle. Tamam. Metin temizlendi. Komple temizledim. Şimdi. 4. 4. 5. 5. 45. 4. 45. 454. 5. 45. 454. 5. 4. 43. 454. 54. 3.
Metin alanı. Şimdi tekrar gireceğim. Arama. 4. 4. 5. 50. 1. 4. 545. 545. 4. 545. 3. 545.434. Anahtarlar eşleme. 545.434. Bir Arama. saniye. Eylem Kabul menüsü. etmedi. Yazma alanını temizle. Metin temizlen. 4. 4. 5. 45. 4. 454. 5. 454. 4. 454. 3. E-posta metin alanı düzenleniyor. Evet arkadaşlar. Bakalım e-postamızı niye istiyor burada? Pano. Bakıyorum şimdi. Pano. W. Özellikler menüsünü kapat. Bir saniye. Ayarlar. Tema ayarlar. Pano. W. Özellikler menüsünü kapat. Özellikler menüsünü özellikler menüsü kapatıldı. Şimdi. Bakıyoruz hemen. Genel bakış düğme. Geri düğme. İleri düğme geçer. Boşluk. E-posta atla. Eğer anahtarınızı unutursanız onu sıfırlamak ve hesabınızı korumak için kullanılacak bir e-posta adresini hesabınıza ekleyin. Atla. Eğer anahtarınızı unutursanız anahtarınızı sıfırlamak için buraya e-posta adresinizi girin diyor arkadaşlar. Bu e-posta adresini ana girdikten sayfa düğme. sonra rahat Sistem bir başlatıcı. şekilde Türkçe, Türkiye, Türkçe kıyı, klavyesi gizli. rahat bir Genel bakış şekilde düğme. Son kullanılanlar, şifreyi IHAPSAP, toplam RAM, 8 GB. yani o an oluşturduğunuz anahtar yani 6 haneli anahtarı bu e-posta adresiyle rahat bir şekilde sıfırlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yepyeni bir videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Görüş, destek, öneri ve benzeri konular için omergoktas@engelsandroid.com ve bilgi@engelsandroid.com mail adreslerine mail atabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.